أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Dersimizin mevzu adab, edep. Arasındaki fark nedir? Bir tanesi cemdir, adaplar. Yani adab, edebin cemidir. Adab, edepler yani. Konumuz adab, edepler. Adab, başlık. Şimdi tabii bunu merak ediyorsunuz. Merak edecekler belki de. Böyle 10 cilt var. Risale-i Nur alfabetik dersleri. Rüştü abi hazırladı. Risale-i Nur'da toplamalar. Adab geçen yerleri külliyattan toplamış. Şimdi oradan okuyorum. Risale-i Nur'dan toplanmış mevzular. Başka bir şey yok. Dinin en küçük adabı dahi emniyetli olup tebdil edilemez. 3 tane başlık okuyacağım. 2. Adab-ı şer'iye sonsuz ilmi ilahiden gelmiş olduğundan ona ittiba lazımdır. 3. Adab-ı Kur'aniyeden bir örnek. Adab, edep kelimesinin cemi olup, çoğulu olup edepler demektir. Adab. Edeb ise İslam terbiyesi yani Allah'ın Rab sıfatının tecellisinden gelen terbiye kaideleridir. Yani enfusi değildir, zemindir, dışa vuruştur, eylemseldir. O eylemde gözüken nurlar ayrı şeydir. Yani davranış biçimleridir. İnsanı vesveselerden o mu, bu mu, şöyle mi, böyle mi, onu mu, bunu mu dettirmekten insanı kurtaran şeydir. Edep. Yani bu dünyada, bu gezegende hangisinin için doğru, hangi hareket? Hangi hareket, hangi söz, hangi düşünce, hangi davranış? Bu ne oldu, nereden bileceğiz? Şu. Bu kalemi bu kitaba koyacağım. En uygun neresidir? Nereye göre neresidir? Sana göre mi, bana mı göre mi, yazı yazılacak mı, kitap mı takip edilecek? Yer mi gösterecek? Yani bunun kalemin nerede olacağını hangisi doğrudur? Nereye göredir sorulur. Mesela ikinci örneğim. Adana'ya kaç kilometredir? Ne? Nereden? Nereden soracaksın hemen? Tam da Adana'ya kaç gün ama nereden? Adapazarı'ndan mı, İstanbul'dan mı, İzmit'ten mi, Silivri'den mi? Tamam. Ha, şimdi bu davranış doğru mu değil mi? Bu söz doğru mu değil mi? Böyle düşünmek doğru mu değil mi? Hangi insanı tereddütlerden kurtaran dünyadaki bu hareketlerimizi, sözlerimizi şüpheden kurtaran insanı şudur. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam dünyada işlenen, var olan, yapılması gereken veya gerekmeyen şeylerin alemi manada, elime bakın, bu kalemin buraya mı, buraya mı, buraya mı, buraya mı, böyle mi, böyle mi dursun diye, bu kalemin ve kitabın oradaki melekût, alemi gaybdaki durumu bakıyor Peygamber aleyhissalatü vesselam, ileri götür, 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 biraz sağa, sol, 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 sol. Biraz indir aşağı. İndirin de tamam. Ha öyle dursun. Niye? Bu hareketin orada en güzel gözüküyor. Çatıdaki adam televizyon antenini düzeltiyor. Birisi de televizyona bakıyor. Kafası da camdan dışarı. Çevir 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 çevir. Çevir çevir. Tamam 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 tamam. Yukarıda da gidiyor. Ama ya ne oldu? Sana ne? Burada karınca kalktı. Yani buraya bakıp oraya hükmediyor. Buraya bakmadan oranın nasıl olacağını nereden bileceksin? Çanak böyle mi olsun, böyle mi olsun, böyle mi olsun? Ama buraya yansımalarına bakacaksın.
Çevir çevir karınca. Ya lan berbat ettin. Geri al, geri al, geri al. Geri al. Tamam tamam. Heh, dursun. Bak görüyor musun? İki yöne bakıyor. İki yöne bakıyor. Adap böyle bir şey. İnsanı tereddütlerden, karıncalanmalardan, görüntü kaybından, ses kaybından, yani şöyle mi böyle mi de kurtaran hakikattır. Adamın girmediği yer var mı abi? İslam. Adamın girmediği hiçbir şey yok. Yani İslam'ın hükmetmediği yer var mı demek istiyorsun? Yok. Ondan diyorum ki, bize öyle bir adab mecmuası lazım ki, yani bir din lazım ki, tuvaletime de hükmetsin, sokakta yürümemi de hükmetsin, tükürmeyi de nasıl yapacağımı söylesin. Dinin hükmetmediği bir yer yok. Karl Marx tuvalet adabından bahsetmez. Çünkü okumuş olduğum bir... Okumuşum yani ortaokuldayken. Okutmuşlar bize. Hegel, fizik. Yani hiçbir öğreti, hiçbir öğreti Nissan, Isuzu dahi, bunlar araba markası ama dindir Japonya'da. 360 tane kabilelere ait din var. Sır dini var. Sırlara tapan var. Fare var mesela. Vesaire. Hiçbir dinde veya din iddiasında ve öğretide, felsefe akımlarında tuvalete nasıl girilir, nasıl oturulur, nasıl tükürülür, yürürken kafa nasıl çevrilir, nasıl bakılır, yoktur. Bu neyi gösteriyor? Din hayatın hayatı. Yorumlamasıdır yani din. Hayatın tümü. İşte bunu bize davranış biçimi olarak gösterilmesi edeptir. Bu edeplerin çoğulu adaptır. Bunların sıralanışı var böyle. Farzdır. En şey yükseği. İkilem yaşıyor zaten. Farz haram. Ondan sonra vacip. Vacip ikiye ayrılır. Mekruhtur. Harama yakın. Tenziyen. İn aşağıya yani farz, vacip, sünnet, sonra mustahap. Bak ona ait ben işte getirdim. Mustahap, Ömer Nasıl Bilmem'de okuyorum. Yani her yerini okumuyorum. Çalıştığım, bak çalıştığım şeyleri size kısa olsun zaten. Lugat manası sevilmiş şey demektir. Din deyiminde Peygamber Efendimizin aleyhissalatü vesselam bazen yaptıkları ve bazen da terk ettikleri ibadettir. Mesela kuşluk namazı gibi. Mustahap olan şeylere mendup, fazilet, nafile, tavattu, edep adı da verilir. Tamam mı? Şimdi bu şey yaptık, bunu da söyledik. Mustahap, farz, vacip, sünnet, mustahap, ondan sonra mendup, fazilet, nafile, tavattu, edep gibi aşağı doğru iniyor. Ama hepsini cem eden mustahap. Farz, vacip, sünnet, mustahap. Sünneti ayırmıyoruz yani. Ana krokisi yoksa sünnet-i müekkede var, gayri müekkede var vesaire. Ama ana krokisi bu. Bunun bir de zıtları var, zemini var. Haram, mekruh. Mesela vacibin tahrimen mekruhtur. Sünnetin tenziyen mekruhtur. Şimdi Lemalar 53'ten okuyayım. Ne geçiyor? Edebeni. Sünnet-i seniye edeptir. Sünnet-i seniye edeptir. Sünnet-i seniyede bir şey yapayım. Lugat manası değil bu. Sünnet, fıtrat demektir. Allah, Allah'ın dışında yaratılan her şey mahluktur. Arş-ı Azam, Lef-i Mahfuz, Arş, Cennet, Cehennem, Cebrail, Mikail, yani Alem-i Erva, Alem-i Sal, Alem-i Şan hepsi mahluktur. Bunun, bu sistem fıtrattır. Fıtrat demek Allah'ın tecellisi, adeti, sünneti. Sünneti yani. Allah'ın sünneti, yaratma. Tamam? Bunu yarattı.
bu yarattığı bütün alemlerin bir nüminesini, kopyalasını, yani hakikatını, çekirdeğin özünü insana koydu. Maddi ve manevi. Arşı, Cebrail'i, Mikail'i, İsrafil'i hepsini koydu. Yani çekirdek ağaç ilişkisi gibi düşünün, tamam mı? Tamam, bu çok önemli bir şey anlatıyorum. Ben hazmederek şey yaptığım için tefekkür edip size daha kısa olsun. Misal, Kur'an'ın icazının 40 icazı var. En harikalısı manayı misallendirmektir. Velillahi meselül a'la. En iyi misali Allah veriyor. Bak. Bir daha tekrar, Allah'ın dışında yaratılan her şey mahluktur. Bu mahluka Allah'ın sünneti de denilir, fıtrat da denilir. Yaratılış tarafına sünnet, insanla alakalı sistemlenmesine de fıtrat denilir. Bu ağaçtır, şecere-i hilkat. O ağacın gittiğin kopyasını, çekirdeğini, nusasını insana koydu. Koydu mu? Koydu. Bu insan ağaç olmak istiyor. Yani ağacın çekirdeği bizde mi? Bu çekirdek ağaç olmak istiyor. Nasıl yapacağız? Nereye dikeceğiz? Mesela bak, bu çiçeğe ne dedik? Bak, atapazarından getirdim. Dedi ki, bu çiçeğin özelliği hocam dedi, kışın 15 günde bir su vereceksin. Bir şey anlatmak için söylüyorum. Yazın 15 günde bir, kışın ayda bir. Ötekisine öyle değil. Kimisini üstten... Yani şimdi bazı çiçekler var, Adana'da büyür, bazısı Karadeniz'de, bazısı Sibirya'da vesaire. Ha, şimdi bu kainattaki bütün o çekirdekleri insana koymuş mu? Bu çekirdeklerden ağaç yapmak istiyoruz. Ağaç olmasını istiyoruz. Nasıl olacak? Nasıl yapacaksın? Ya bir çiçeğin bile tarifini alıyoruz ya. Telefon ettim, telefon. Bunu nasıl yapacağım? Ne kadar su koyacağım? Üstten mi koyayım, çanağına mı koyayım dedi. Acayip bir şey ya. Bu diyor, çanağına konan cinsten değildi, üstten koy diyor. Bazı üstten koyarsan çürür. Bakın, bazen çok su verirseniz büyür, bazılarına çok su verirseniz çürür. Bu bir çiçek yahu. Sığır ve hayvandan bahsetmiyorum. İnsandaki bu çekirdeklerin de ağaç olması için muamele lazım. Adana'ya mı dikeyim, Karadeniz'e mi, muson rüzgarları olan, yağmurları olan Hindistan'a mı dikeyim bunu, nereye dikmem lazım? Bu çekirdeklerin inkişafı için yapılacak muamelenin adı sünnettir. Sünnet-i seniyedir. Sünnet-i seniye adaptır. Yani bunların hulasası Kur'an'dır. Cenab-ı Hakk'ın şeyiyle, ahlakıyla boyalanmak. Sıbgatullah. Yani bu çekirdeği nasıl yapacağız ya Resulallah? Bu çekirdeği böyle sula. Bu çekirdeği güneşe çıkart. Bu güneş çiçeği çıkartma güneşe. Bunu gölgede kurut. Bunu bilmem ne yap. Bunu tarif eden Peygamber aleyhissalatü vesselam'dır. Yani sünnet neydi? Fıtrat. Onun bir insana konmuş mu? Konmuş. Bunu ağaç nasıl yapacağı muamelesi ikinci bir sünnet, seniye. Yani lügat manasıyla ikinci manası değil. Yani bu fıtratımdaki olanları ağaç yapmanın yöntemi ve şekli, formülü. Sünnet-i seniye bu demektir. Yani Hasan, evet ya Resulallah, kalemi götür. İndir. Bak, kitapta orada yanlış oldu. Bak, biraz sola çevir. Tamam. Buradaki muameleyinin doğruluğunu, yanlışlığını oradan söylüyor. Tamam. Şimdi sünnet-i seniye edeptir. Hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur. Yani nur ne demek biliyor musunuz? Böyle ışık anlamayın ha. Enenin içinde ne vardı? Kullanın bugün. Nur ve mana. Nur ve mana var 31. sözde. Enenin içerisinde ne varmış? Nur ve mana. Peki mana nereye bakıyor? Nur nereye bakıyor? Mana mahluk olmayan taraf. Mana mahluk olmayan, Allah'a bakan yönü. Nur mahluk olan yönü. Çok güzel. Bak, hiçbir sünnet-i seniye meselesi yoktur. Altında diyor. Yani peygamberin şu davranışında altında hiçbir nur, ışık falan değil bu. Yani fıtrattan kopuk olmasın. Nurdur o. Şecer-i hilkat nurdur. Bu maddi hayat-ı Muhammediye'dir. Maddi hayat-ı Muhammediye nur denilir. Enenin açılımı.
Manevi hayat Muhammediye'de de enenin mana tarafıdır. Şimdi değişti değil mi? Sünnet-i Seniyye'nin altında hiçbir nur, bir edep bulunmasın. Mümkün değil diyor. Yani bu fıtratta bu davranışı var ya, peygamberin sözleri, hareketleri, hiçbir tanesi yoktur ki çekirdeği ağaç yapma meselesi olmasın. Bazıları çok mühim bir ağaç olması lazım. Mesela diyelim ki şöyle. Vallahi meyve yiyecektim veya salıncak yapacaktım veya bataklık. İlk önce diyor insanın yaşaması için buğday yetişmesi lazım. Buna farz diyoruz. Buna farz diyoruz. Ondan sonra vallahi yağmur gelmesi lazım, bataklıkların kurulması lazım, bazı ağaçlar dikeceğiz bataklıkta. Bunun adı vacip. Bazılarda var yani, olmasa da olur, olsa da olur ama olursa çok iyi olur. Ya meyve dik işte. Bu da vacip. Anlıyor musun ya? Bir şey anlatmak için söylüyor. Davranışımızın kalitesi ve mühimine göre farz, vacip, sünnet, mustahap diye, mendup diye derece almasının sebebi bu. Ama lütfen bakın, sünnet-i seniye edeptir. Edeptir. Ne demek? Hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur, bir edep bulunmasın. Yani nur deyince ışık anlamayın, maneviyat değil bu. Yani her bir çekirdeğin uyandırma yöntemidir. Bu çekirdek neydi? Şeceri hilkatin nuruydu. Yani nüminesine nur denilir. Allah bilir şu davranışı belki de 18 bin alemin bir alemine geçiş yöntemidir. Bilmiyoruz. Ama bunu çok iyi biliyoruz ki o zaten öyle diyor. Edebeni Rabbi fahseni tedibi. Benim Rabbim beni en güzel şekilde edeplendirdi. Edep davranış. Yani usul, kural, kural, tesadüf, rastgele olmayan, bilerek, hedefini görerek ona uygun adım atmak. Ona uygun davranmak. Edep. Hedefe uygun davranmanın yöntemidir. Altında hiçbir sünnet-i seniyenin şeyi yoktur ki altında bir nur, edep bulunan. Sakın ha, ışık falan maneviyat demeyin. Maneviyat o davranışta ortaya çıkan haldır ama aslı nedir? O nur, şeceri hilkatin sana koymuş olduğu nümineyenin adı nurdur. Bu davranışta o nur ağaç olur. Ağaç olurken de sen feyiz ve fazilet alırsın. Ama esası ağaç olmayı ne zaman anlarsın? Ahirette anlarsın. Çünkü bu dünya çekirdektir. Ahiret ağaçtır. O zaman mesleviyi tevil edelim. İnsanlar diyor nura inkılap edinceye kadar o çekirdek diyor cehennemde yanacaktır diyor. Hatırladınız mı? Mesnevi'de geçiyor. 123 mi neydi? Yani o çekirdek dünya halimizdir. Dünya cehennemine yanmak lazım. O çekirdek nura inkılap edinceye kadar, ağaç olana kadar. Teklerle. Buldun sen oku, mesleğimi mi getirsene sen? Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam ferman etmiş. Edebeni Rabbi fe ahseni te'dibi. Yani Rabbim bana edebi güzel bir surette ihsan etmiş, edeplendirmiş. İhsan etmiş, edeplen. Buldun mu? Bulamadım abi. Niye? 123'te miydi abi? 123 diye hatırlıyorum. Mesnevi Nuriye, Mesnevi. Evet abi. Evet burası değil. Ha, 117, özür dilerim. İnsanın çekirdeği olan kalp, ubudiyet ve ihlas altında İslamiyet ile iska edilmekle imanla intiba gelirse nurani
misali alemi emirden gelen emriyle öyle bir şecere-i nurani olarak yeşillenir ki onun cismani alemine ruh olur. Eğer o kalp çekirdeği, kalp 18 bin alemin çekirdeğidir, haritasıdır, ruznamesidir, takvimidir, hulasasıdır burada. Tamam, burada. Dünya çekirdektir. Eğer o kalp çekirdeği böyle bir terbiye görmese, edep görmese, kuru bir çekirdek kalarak nura inkılap edinceye kadar ateş ile yanması lazımdır. Nura inkılap edinceye kadar yanması lazım. Ahirette yansa ne olur? Burada yanacak, burada. O çekirdek nura inkılap etmese ahiret falan değil bu. Çekirdek neredeyse ateş de buradadır. Çünkü çekirdek nura inkılap edinceye kadar. Yani o şeceri hilkatten sana konulan nümuneler her biri nurdur. Kalp çekirdeğini oluşturuyor. O nura inkılap edinceye kadar nasıl edecek? İmanın ziyasıyla, İslamiyet suyuyla, ubudiyet toprağı altında evamiri tekmini. Zaten bunlar onlar öldükten sonra geçiyor. Ne cennette bu kullanılır, ne de cehennemde. Ne cehennemde iman lazım, ne cennette de iman lazım, ne de İslamiyet lazım, ne de evamiri tekmini, ne de ibadet. Orada bitti artık. Çekirdek burada nura inkılap edecek. Bunu ahiret zannediyorlar. Burada inşa edecek. Burada edecek. Orada değil, oradayım, bir saat var. İmtihan bitmiş olur. Bitiyor. O zaman evamiri Kur'an'ı imtisal etmek. Evamiri Kur'an'ı nereye imtisal edeceksin? Olay bitmiş zaten. Defter kapanmış. Sekerat da zaten bitmiş. Ne acayip ya. Yerini dolduracaksın. Bak mesela olay değişti sizin nazarınızda. Şu, yani şu değişmesi lazım. Sünnet-i seniye edeptir, hiçbir meselesi yoktur ki altında bir nur, bir edep bulunmasın. Nuru zannetmeyin ışık. Feyiz zannetmeyin. Nur, şecere-i hilkatin sana koyduğu her bir nümune nurdur. Her edebin altında bu nurun, yani bu çekirdeğin inkişafı var. Çünkü edebin mecmağı Kur'an'dır diyor. Burada okuyacağım zaten. Rabbim bana niye çok heyecanlanıyorum? Çünkü dayanamıyorum. Benim için böyle ilimde his seviyesine gelmiş. Yani sünnet-i seniye benim için böyle bir insanın davranışı değil. Bir insanın, bir erkeğin, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın beşeriyetinin falan değil. Benim artık şeyim fikirden çıkmış, yani his seviyesinde. Eğer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın beşeriyetinden çıksaydı kadınlar taklit edemez. Kadınlar erkeği taklit edemez, yasaktır. Ama Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sünnetini taklit etmeyle vazifelidir. Peki nesini taklit ediyor? Beşeriyeti değil o. Ay nedir bu alem? Her şey hak ile kaim. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Muhammed ruhu aynadır. Allah gözüküyor. Onun için ittiba etmek zorunda. Beşeriyeti değil o. Çünkü kendisi uyuyor. Kendi doğasından çıkana kendisi uyar mı? Benim kesin bildiğim bilgiyi deftere kaydeder mi? 2 artı 2 kaçtır? 4'tür. Unutmamak için yazar mısınız? Yazarız abi. Unutmamak için yazılır mı? Biliyorsam yazmam ama. Yazmasın tabii. 2 artı 2 eşittir 4'tür. Yazılmaz. Kesin, yani ihtimali şeyler veya sana daha mal olmamış şeyleri yazarsın. Peygamber Aleyhisselam'ın doğasından çıksaydı yapmazdı. Yazmazdı hayatına yaparak. Yapmak, ibadeti yapmak, ruha onu yazmak demektir. Namazı mesela yapmak, kılmak, namazın içerisini ruha kaydetmektir. Yani daim olmayan veya devamlı ucu nihayet mertebesi olan mana mertebesini ulaşmak için yapılan muameleler ibadettir. Yani şu. Pervane var ya, görmüşsünüzdür. Hani elektrik imal eden aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı, aşağı yukarı. Allahu Ekber, 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 Allahu Ekber. Yani pervane var ya, zahirde beygir gibi dönüp duruyor. Ne manasız ya, aynı şeyi tekrar ediyor. Hayır, bunun dönmesiyle
Koca İstanbul'da milyonlarca cihaz çalışıyor, elektrik. Ama neyle? Aşağı yukarı, aşağı. Ama arka tarafında ise süpürge makinesinden, kaynak makinesinden, binadaki asansörden, efendim bilgisayardan klimaya kadar binlerce, milyonlarca cihaz çalışıyor aşağı yukarı. Ha, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber. Semiallahu limen hamide. Ondan sonra Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Bitti. Elektrik üretme bitti. Yani zahirde bu edep bu. Batında bu şehirdeki cihazları çalıştırmak. İşte bu namazdır veya edeptir. Bu hareketler bedensel hareketlerdir. Bu bedensel hareketler ruhta enerji yükleniyor, imal ediliyor. Nasıl imal ediliyor? Pervane ile nasıl enerji imal ediliyorsa. Ondan sonra o enerjiyle istidat ve kabiliyet çekirdeklerine malzeme oluyor. Edep bu. Edep bu. Ya niye böyle yapıyorsun? Bu cihazı çalıştırmak için. Abi ya, klima soğutması için bunun ne ihtiyacı var ya? He? Bunun ne ihtiyacı var? Yazı yazacağım bilgisayarda ama bu dönmesi lazım. Bura bak, bu dönüyor, burada yazı yazılıyor. Bu dönüyor, kadın ütü yapıyor. Bu dönüyor, yemek pişiriliyor. Ha, bu edep bu. Bedensel hareketler, davranışlar buna benziyor. İndüklenen, ortaya çıkan enerji ruhta oluyor. Ruhtaki istidat ve kabiliyetler de cihaza benziyor. O cihazların çalışması buna bağlı. Abi şu edebi yapmasam, tamam, ütüsüz gömlek giyeceksin. Elektrik gelmedi o kadar. Ondan sonra nasıl gelmedi? Bir cihaz var ki 110 ile çalışıyor, eski elektrik. 200. Bazı cihazlar var ki inşaatlarda yük çeken 500 volt gerekiyor. Bu pervane çalışma yetmiyor. İkinci bir pervane de çalışıyor. Ona ek yapınca bu 500 vuruyor. Edeplerin çoğalması, böyle pervanelerin çoğalması demektir. İlle pervane değil kardeşim, bir edep bu. Ötekisi hidroelektrik santralı. Öteki baraj. Ötekisi kömür. Ötekisi ne bileyim rüzgar. Ötekisi başka şekilde veya çöp. Termik santral mesela kömürlerden. Veya nükleer santral. Bunlar hepsi edebe misal. Neticesi elektrik. Neticesi istidat ve kabiliyetin inkişafı. Edebeni Rabbi fe'ahseni te'dibi. Yani Rabbim bana edebi güzel bir şekilde ihsan etmiş, edeplendirmiş. Yani o çekirdek nasıl inkişaf ettirileceğinin yöntemini bana öğretmiş. Evet, Siyer-i Nebevi'ye dikkat eden ve sünnet-i seniyi bilen, sünnet-i seniyi bakın dikkat edin, Siyer-i Nebevi'ye dikkat eden ve sünnet-i seniye bir insanın doğası değil, ne olur ha? Bu. Bu niye dönüyor? Cevabı cihazdan sor. Peki, 100 sene önceki adama sorsan bu niye dönüyor? Vallahi herhalde insanları soğutmak için. Yani rüzgar gelsin. Peki bu asıl insanla bu pervane niye dönüyor değil mi? Abi ütü yapıyorum ya. Lan ne alakası var ya? Ekmek pişiriyorum abi. Ha, sünnet-i seniye böyledir. Sünnet-i seniye bilen, yani böyle anlayan, bu adamdan çıkan, bir Muhammed'den çıkan değil bu. Beşeriyeti değil. Yani o namaz kılıp ayakları şişmesi, Ayşe validemiz radiyallahu anha, ya Resulallah senin geçmiş ve gelecek günahlar zaten yoktu, affedildi. Yok. Niye şey? Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Şükreden böyle elhamdülillah şükür manası değil. Yani o yaratılış cihazını muhatap ile yapmayayım mı? O çekirdeği ağaç yapmayayım mı? Katiyen anlar ki bunu edebin envaını Cenab-ı Hak Habibine cem etmiştir. Onun için ondaki edep Allah'ın şeyi, bir Allah'ın şeyi sibgatullah'dır, Allah'ın boyasıdır. Ona uyan Allah'ın boyasına boyalanır. Cenab-ı Hak Habibine cem etmiştir. Onun sünnet-i seniyesini terk eden edebi terk eder. Ne demek biliyor musunuz o?
bi edep mahrum başet ez lütfi Rab. Yani kaydesince edepsiz Allah'ın lütfundan mahkum olur. Mahrum olur. Yok. Mahrum olur. Edepsiz Allah'ın lütfundan mahrum olur, kaydesine masadak olur, hasaretli bir edepsizliğe düşer. Vay be. Edepsiz kahara mı Hasan abi? He? Edepsiz insan kahara mı şey yapıyor? Kahar ismi mi gözüküyor edepsizliğe? Evet, öyle gözüküyor. Ama daha evet diyebilmem için araştırma. Edebin zıttı nedir diye. Edepsiz diyoruz ama edepsiz ademi bir vücuttur. Kahara bakar. Çünkü edep vücudidir. Vücut alemler hesabına çalışır. Edepsizlik adem alemler hesabına çalışır. Adem alemleri hesabına da subhanallah subhanallah der. Hani kahar, muntakim, cebbar gibi isimleri olabilir. Ama diğerlerini söyledim Risale'den. Edep vücudidir. Vücut alemlerini imbisat ettirir. Edepsizlik adem alemler hesabına çalışır. Şeytan hesabına çalışır. Adem alemleri de şu alarda subhanallah subhanallah der diyor. Sünnet-i Seniyye'nin meratibi var. Bir kısmı vaciptir. Yani bu Şafii mezhebine göre farz yok da şöyle denilir. Farz, Hanefi'de farz tabiri kullanılır. Şafii'de vacip denilir. Şu anda Şafii şeyine göre ifade ediyor. Sünnet-i Seniyye'nin meratibi var. Bir kısmı vaciptir, terk edilmez. Bu vacip yani farz mı? Farz demektir. Hanefi'deki karşılığı. Mesela nasıl olur? Sünnet-i Seniyye hepsini cem etmiş ya. Allah Resulü namaz kılıyor. Benim yaptığım yap. Namaz nedir bize? Farzdır. Peki Resulullah'ın yaptığına sünnet deniliyordu. Ha, sünnetin içinde bir mertebesi var ki farzdır. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın yaptığı her şeye sünnet denilir. Sünnet ayrılıyor şimdi diyor. Sünnet ayrılıyor. Yani peygamberin yaptığı bir kısmı farzdır. O sünnetin bir kısmı vaciptir. Bir kısmı da sünnettir. İşte Şafii şeyine göre sünnet-i seniye meratip var. Bir kısmı vaciptir. Yani farzdır. Terk edilemez. Bir kısmı, diğer bir kısmı, yani o şey, bu kısmı, farz kısmı şeriat-ı garada tafsilatıyla beyan edilmiş. Lemalar 53'ten okuyorum bunu. Onlar muhkemattır. Farzlara ne denilir? Muhkemat. Vâkı musele vâtı zekâ. Hiçbir cihette tebdil etmez. Bir kısmı da nevafil nevindendir. Şafii şeyine göre konuşuyoruz ya. Nevafil kısmı da iki kısımdır. Bir kısmı ibadete tabi sünnet-i seniye kısımlarıdır. Onlar da şeriat kitaplarına beyan edilmiş. Onların tayiri bidattır. Diğer kısmı adab tabir edilir ki siyer-i seniye kitaplarına zikredilmiştir. Onlara muhalefet bidat denilmez. Hangisi? Adab tabir edilen, mesela onu anlatacak. Bunlara adab denilir. Mesela yemek yeme adabı, yatma adabı. Bunlar adaptır. Bunlara muhalefet etmek bidat denilmez. İbadete taluk eden sünnetleri değiştirmek bidattır. Bunu zaten söyleyecek. Fakat adab-ı nebeviye bir nevi muhalefettir diyor. Bu adab var ya, yemek adabı, oturma adabı, tuvalet adabı. Bunlar diyor adab-ı nebeviye bir nevi muhalefettir. Ve onların nurundan, yani nur artık illa feyiz demeyin, o bize gözüken çekirdeğe ağaç olmaması. Onların nurundan ve o hakiki edepten istifade etmemektir. Bu kısım ise örf ve adat, muamelat-ı fıtriyede Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın tevatürle malum olan harekatına ittiba etmektir. Mesela söylemek adabını gösteren, bak adapları sayıyor, söylemek adabını gösteren,
yemek ve içmek ve yatmak gibi halatın adabının dusturlarını beyan eder. Başka muaşerete taluk eden çok sünnet-i seniye var. Muaşeret insani ilişkilerdeki davranışlarımız. Bu nevi sünnetlere adab tabir edilir. Fakat o adaba ittiba eden adatını ibadete çevirir. O adaptan mühim bir feyiz alır. En küçük bir adabına muaratı yani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam ayakkabı böyle giyerdi. En küçük bir adabın muaratı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı tahattür ettiriyor. Belki kalbe bir nur veriyor. Yani Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam böyle giyerdi. Niçin böyle giyiyorsun? Resulullah böyle giyerdi. Dediğin anda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsiyet-i manevisi ortaya çıkıyor. Tahattür o demek ha? Tahattür kalbidir. Hatırlamak aklidir. Sana bir şey miydi abi? Sol ayaktan çıkıyorduk abi. Sağı eğilerek giyiyorduk. Evet. Sol ayaktan mescitten, temizlikten çıkıyoruz abi. Sol ayaktan dışarı. Sağ ayağımızdan eğilerek giyiyoruz. Bir de ayakkabı böyle çeviriyoruz. Böyle içinde bir şey olabilir. Akrep falan var mı ağzında? Hayırlı şeylere giriş ve çıkış sağla yapılır. Giriş ve çıkış da hep sağdır. Sol yok orada. Tamam mı? Tuvalete neyle girilir? Solla girilir, sağla çıkılır. Yani giriş, içerisi Kur'an okunamayan, yani bir şey yapılamayan yere ayağımızla gösteriyoruz. Solla giriyoruz. Ama dışarıda biz Kur'an okuruz yolda, sağla onun için kapıdan çıkıyoruz. Eve girince Kur'an okuruz, onun için sağla giriyoruz. Tuvalette Kur'an okuyamadığımız için solla giriyoruz. Çıktığımız evde ise Kur'an okuyacağımızdan sağla çıkıyoruz. Mescidden dışarı çıkarken de sağla mı? Sağla çıkacaksın. Hasan abi mesela umum yerlere gidiyorsun, postanedir. Kur'an okursun kardeş. Orada da ama şu var. Peygamber bunu niçin sağla giriyorsun? Kur'an okunduğu için dediniz az önce. Tam da yani toptancı. Sünnet. Peygamber böyle yapardı. Bak önemli olan şudur. Peygamber böyle yapardı. Demek ne demek biliyor musun? Tahattür. O şahsiyeti manevisi kalbe hakim oluyor. Şeytan hemen kaçıyor. Yani tahattür demek 90 galiba. Ya 94 ya 90. İkinci Mirdan'a bakar mısınız? Kalbime tahattür etti diyor. Yani ondan sonra peki nedir? Peygamber aleyhissalatü vesselamın şahsiyeti manevisi yani mısır gibi patlıyor. İksir gibi yani tılsım. Aynı böyle bir şey. Yani tahattür edilir deyince bir şey anlatmaya çalışıyorum. Peygamber aleyhissalatü vesselam şahsiyeti manevisi kalpte hakim oluyor. Tahattür. Buldun mu orayı? İkinci emirden. Yok paragrafı Haşin. Getir bana bir getirir misin? Burada var mı bakayım? Emirden getir bakayım. İle beraber icazın işaretini ve kalbimde tahattür eden nüktelerini kaydedip. Kalbimde tahattür eden nüktelerini. Tahattür kalbidir. Hatırlama aklidir. Tamam gördün mü? Şimdi nerede kullanacağız o kuru ilim furuşluk yapmayacağız burada. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sağdan giyerdi dedin. Ne yaptın? Peygamberi tahattür ettin. Kalpte onun şahsiyeti çıktı demektir. Tahattür hissidir yani. O hakim oluyor. Mesela şöyle diyeyim. Bak. Psikolojinin sıra... Ben eylemseliği çok seviyorum ya. Bir manayı uygulamayı. Canınız çok sıkkın. Moralınız bozuk. Nasıl çıkacaksınız biliyor musun? Diyor ki bir rabıta edin. Ya bir denizin şeyini. Ya çiçekleri. Veya sözleri kitabın başını. Bak. Veya seni konuştuğu zaman rahatlatan pozitif insan düşün. En çok sevdiğin bir insan düşün. İyi dinleyin beni ama. Bu benim için realitedir kesin. Konuştuğu zaman hikmet, göründüğü zaman seni rahatlatan pozitif bir insan düşün. Pozitif. Kim? Birisi kafanda. Bak sıkıntı var ya sıkıntı. Bak tahattür ne yapacak? Onu tahattür et. Hayal et onu.
Tahtur hatıra getirir. Hatıra da kuvve-i hayaliye şekillendirir. Hop bağlan ona. Bak ona bak 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 bak. Yukarıdasın onun yanındasın. Çıktı. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın her bir adabı, adatı, adeti tahtur yapar kalbe. Tahtur demek kalpteki şahsiyet-i manevisi ortaya çıkıyor. Allah Allah. Hasan abi. Tahtırda abi kalp işliyor. Ondan sonra dimadaki mertebede karıştıran bir şey gidiyor. Ondan sonra kaybolup gidiyor. Karıştıran o aşağılık gidiyor. Çok acayip bir şey ya. Kurallar manzumesi Risale ya. Kurallar acayip yani. Yani aşağısını meşgul olduğumdan dolayı nur ne demektir, çekirdektir, şu şudur, adab şudur, efendim edep şudur. Bunlarla tek tek meşgul olduğumdan her geçen tabiri aklım şey gidiyor, hayrette kalıyor yani. Bu nasıl böyle sıralanmış yani, bu buraya mesela. Her bir diyor, adatta diyor o bir nur var diyor. Nur deyince biz feyiz zannediyoruz. Değil feyiz o. Feyiz senin elde ettiğin şey. O çekirdeğin ağaç olma serüveni demektir. Sünnete uymakta ortaya çıkan nur, fıtratında var olan çekirdeğin ağaç olması, çekirdeğin patlaması, ağaç oluyor. Ha, o sana ne olarak gelir? Meyve gelir, koku gelir, renk gelir. Bunun adı da feyizdir. Nur, lügat manası şey değil. Efendim, Resul-i bu nevi sünnetlere adab tabir edilir. Yemek, yemek, söylemek, içmek, yatmak adab tabir edilir. Fakat o adaba ittiba eden adatını ibadete çevirir. O adaptan mühim bir feyiz alır. Yani o ağaç olma var ya mesela bir kuvvet çekirdek. Bir kuvvet çekirdek ağaç olmaya yapınca ne yapıyor? Çekirdekte bir lezzeti kutsi oluyor. İşte feyiz alır. Ama ağaç oluyor. Feyiz ayrı bir kar. Ağaç olmak ay. Ağaç olmak ahirette oluyorsun. Sen burada çekirdeksin. Yaptığın her amel ahirette ağaç oluyor şu anda. Ya ağacın bir dalı oluyor, veya kokusu oluyor, meyvesi oluyor, dalı genişletiyor falan. Arkadaşlar biz burada çekirdeğiz. Kesinlikle çekirdeklikten çıkamıyoruz. Orada çekirdek değiliz, orada ağacız. Burada yaptığın her amel, yani sünnet-i seni dedik ya, bu, oraya bakıyor. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, böyle böyle bu tarafa alalım. Tamam, tamam, tamam. İleri, tamam, öyle dursun. Yani buradaki hareket oraya göre yorumlanıyor. Orada nasıl gözüküyor? Niye burada durdurdum? Çünkü orada en güzel öyle gözüküyor. Bu burada durması lazım o zaman. Sünnet-i seniye budur. Allah Resulü her hareketini oradan seyrettiği için buradaki hareketleri her zaman doğru olmuş. Bir insan buna muvaffak olamaz. Her hareketinin doğru olacağını sana kim söyleyecek ki? Yemekten, içmekten, yatmaktan, kalkmaktan, savaşmaktan, özel hayatında her şeyde isabet edebilir misin? Edemezsin. Olur mu? Olmaz. Ama var. Olmaz kardeş. Var peygamber de. Ha o zaman o oraya bakarak yapıyor. İleri. Ha, oraya görmeden buraya hükmedemez. Yapamaz. Nereden biliyorsun bu doğru, bu kalemin burada doğru olacağını? Belki böyle dursun. Orayı görmesi lazım. Burayı beraber görecek ki her hareketi doğru olsun. Hani usta diyor yerde işlenen günahların alem-i misalde temessüllerini görüyorum. Nasıl yapayım diyor. Ha şimdi her günahın cehennemdeki karşılıklarını gördükten sonra bizim ayağımız kemençe çalar ya. En küçük bir adabın muratı Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ı tahtur ettiriyor. Kalbe bir nur veriyor. Ben o nuru anlattım. Sünnet-i seniye içinde en mühimi İslamiyet alametleri olan ve şiaire de taluk eden sünnetlerdir. Mesela mezar taşları. Tamam. Şair, minareler. Şair adeta hukuku umumiye nevinden cemiyete ait bir ubudiyettir. Mezar taşları sakaldan daha şey değil mi abi? Daha şey. Mesela İmam-ı Şafii bir memleketin İslam olduktan sonra, bak şimdi bir cevap vereceğim. Bir memleketin İmam-ı Şafii bir memleketin İslam olduktan sonra şeyi terk etse, İslamiyet'ten çıksa, sakallarını kesseler veya sakallı da orada olsa onu ala darla. Ama mezar taşlarını esas alıyor. Mezar taşları varsa orada diyor. Darlap değildir. Darlap değildir diyor. Müslümanlar. Şimdi bizim Yunanistan'da mezarlık vardı. Böyle taşlar sarıklı taşlar. Yani Osmanlılardan kalma.
İşte o bölge İstanbul. Ama Yunanlara hakim burada. Yunanlara hakim. Şimdi o bölge, ha Türkler yok. O zaman Darullar. Var Türkler var. Ha o zaman o İslamiyet'i yaşayacak yani. Darullar değil. Ha yaşayacak. Yani faiz ele aldır diyemez. Çünkü o bölgede artık, çünkü İmam-ı Şafii'ye göre bu. Şeye göre, Hanefi'ye göre hukuk alır. Hukuk İslami hakimse Darul İslam denilir. Hukuk İslami yoksa Darul Arp denilir. Ama Üstad Hazretleri asıl imamı, Türkiye'de İslam hukuku yok. Ama İmam-ı Şafii'nin mezar taşları esas var. Üstad şöyle diyor. Bu memleketi İslamiye. Bu İslam memleketinde Bolşevik baykuşlarının kuştan seslerini işitiyoruz. Ey hakimler, savcılar, bu memleket İslamiye ve ey işte gazeteciler, mesleğide, burası Yahudi memleketi değil, burası İslam memleketi diye hükmünü veriyor. Burası Darül İslam'dır. Üstad Darül İslam'dır diyor. Bu memleket İslamiye diyor Türkiye için Üstad. Biz teslim etmiyoruz onlara. Şair adeta hukuku umumiye nevinden cemiyete ait bir ubudiyettir. Ne demek biliyor musun şair? Mesela şöyle diyeyim. Hiçbir Yahudi, hiçbir İngiliz, hiçbir Fransız mezar taşlarına Arapça veya sarıklı yapmaz. Sarık sarmaz. Ama Yahudi, İngiliz sakal bırakır. Charles Darwin'in bir sakalı var ki dedemde yoktu öyle. Hem de nurani, ha? Beyaz. Yani ne demek istiyorum? Şair şudur. Gözüktüğü zaman başka manayı hatıra getirmeyip direkt İslam'ı hatırlatandır. Onun dışı yoktur. Mesela sarık sarmak, foter sarmak, foter direkt Yahudi hahamların alametidir. Haç İslam'ı anlatır mı? Anlatmaz. Sarık direkt İslam'ı anlatır. Tamam? Çok acayip bir şey ya. Demek o mezar taşları çok mühim. Çok mühim. Bizim Uygun Aslan'da hep bunları gören. Çünkü bu konuda Mustafa Kemal ve Bediüzzaman kadar şairin ne demek olduğunu, fıtrata nasıl baktığını ve şairin içerisindeki o hareketlerin geçmiş ecdadın ruhu ve fikriyatının taşıyan bir simge olduğunu bu ikisi kadar bilen ben dünyada bir insan bilmiyorum. Şairin mazi ecdadın hissiyatını, ruhaniyatını ve fikirlerini taşıyan en harika simge olduğunu Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri ve Mustafa Kemal'dan dahi bilen yoktur. Çünkü bir tanesi onu yıkmaya çalışıyor, sifedefnem. O ötekisi ihya etmeye çalışıyor. Çünkü çok iyi biliyorlar. Çünkü mazi istikbale taşıyan şairlerdir. Bunlara tevarüsen deniliyor. Yani mesela sen git köyüne, bir taş gördün orada. Sen belki o taşı görsen ağlarsın. Çünkü rahmetli anneanne oturup orada sığır otlatmıştın. Benim için bir taştır, hiçbir manası yok. Çünkü o taş, taş değil senin için. Geçmiş orada gizli. Tamam, sende onu uyandırıyor. Geçmiş duyguların bir nümenesi, sende bir nümenesi onda var. Tak karşılıklı geldi mi radyo istasyonu, radyoyla denk geldi mi radyo çalar. Ama benim radyom kapalı. O verici istasyon var ama radyom çalmaz. Şair böyledir. Müslüman olanların ruhuna şair-i İslamiye, şair verici istasyondur. Verici, radyo verici istasyon gibidir. İnsan, Müslümanların ruhu da alıcı radyosudur. Dank gelince frekansı radyo çalar. Şair böyle bir özelliğe sahip. Birisinin yapmasıyla o cemiyet umumen istifade ettiği gibi onun terkiyle de umum cemaat mesul olur. Bu nevi şaire riya giremez. Yani mesela tesettür. Kadın, ben bilginim. Hayır, tesettür örtülmüşse tesettürdür. Yani riya yapamaz, hava atayım diye. Çünkü niye? Tesettürün aleyhinde var. Bu. Yani tesettür olanlar alkışlanmıyor ki riyakar olsun. Sakallı olanlar alkışlanmıyor ki sakal bırakanlara riyakarlık olsun. Namaz kılanlar alkışlanmıyor ki namaz kılan riyakar. Onun için tesettüre giren, sarık, sakal, cübbe bırakan hepsi masa halis imandandır. Riya girmez. Şairlerde riya girmez. Çünkü şaire düşmandır toplum. Seni okşamıyor ki sen riyakarlık yapasın. Şöhret için yapasın. Onun için diyor, bak ne diyor.
Hukuku umumiye nevinden cemiyete ait bir ubudiyettir. Ubudiyet, ubudiyet. Birisinin yapmasıyla o cemiyet umumen istifade ettiği gibi onun terkiyle de umum cemaat mesul olur. Bu nevi şaire İslam'ı taşıyan, İslam'ın ruhunu taşıyan şaire riya giremez ve ilan edilir. Kenar köşede yapılmaz. Nafile nevinden de olsa şahsi farzlardan daha emniyetlidir. Lemalar 53. Yani mesela şahsi farz gusül. Gusül yapmak farz değil mi? Ama kim görüyor seni? Şahsi bir farz. Ama bir İslami diyeceksin ki kalite bakımından, sevap bakımından gusülden abdest aldık. Şahsi farz. Ama bir baktın ki çarşaflı bir kadın. Tarihçi hayatta söylüyor değil mi? 20 vaazdan daha tesirli topluma vaaz ediyor diyor. Öyle demiyor mu? 20 vaazdan daha tesirli topluma vaaz ediyor. O umumi bir şey, şair. Senin gizli yaptığın farzlar var ya, gizli yaptın. Sebap bakımından, gizliden sana bakıyor, bir sebabın var. Ama genele baktığın zaman cemiyeti ihya ediyor o çarşaf, o tesettür. Mesela ezan. Ezan okumak sünnet değil midir? Senin gusül yapmandan daha mıyım? Çünkü gusül yapman senin gizli bir farzın. Bak ne diyor? Diyor ki nafile nevinden de olsa şahsi farzlardan daha emniyetlidir. Onun için kadın evlenirken, kızla evlenirken kızda aranan ilk şani var ya tesettürdür, erkekte aranan namazdır. Kadın da hemen namaz aranmıyor. Çünkü her namazı olan tesettürlü değildir ama haman aman her tesettürlü olan namazlıdır. Çünkü çok zordur. Namaza teşvik çok vardır elhamdülillah. Ama tesettür o kadar değil daha. Zordur. Yani şair onu yapabilen bir kadın namaz da kılar. Kılmıyorsa şeydir o hastadır, sıkıntısı var demek. O da istisnadır. İstisnalar da kaydıyı bozmaz. Şimdi bu adab çok önemli olduğundan arkadaşlar herhalde 3 ders yapacağız. Bu 3 ders yapacağız. Adab, edeplerin çoğulu. Dersimiz buydu. Ben uzağa gideceğim. Vahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin el-Fatiha.